Kondisyon yenileme sadece şeyde Ünlem Kıyamet yazabilirsiniz bu arada. Ünlem Kıyamet, evet, şu an Devi yazdı. Bravo Devi. Orada hep bütün bilgiler yazıyor. Artık ben yorulmayacağım. Ünlem Kıyamet yazıp oradan şey yapabilirsiniz. Oyun kodu da var. Kendiniz oynamak isterseniz. Bu oyunu bir yükleyelim. Mark, merhaba. Hoş geldin. Geldiği uzun zamandır oynuyorum. Yayınları ne kadar oldu ya? 2018 Ekim'de başladım. Evet. 2018 Ekim. Say my name. Güney. Merhaba, hoş geldin. Cüneyt diyecektim de. Son anda böyle çevirdim. Şimdi ben bir şeyler yapacaktım. YouTube'dan video koyarken fark ettim. Şunları yere bırakmamışım. Bak, YouTube işe yaradı. Bunları yere bırakmamışım. Bunlar burada bir kurusun. Sonra ağırlık bırakacağım. Nedir onlar? Şu bir. Biraz hızlı olacağım çünkü yola çıkacağım, bakayım. Yok, uyuyacağım. Uyuyacağım. Uyumadan önce şunları halletmem lazım. Levye'ye gideceğim yönlerde Levye'yi nerede var? Şimdi kanset, yani şey diyorum. Kanset garajına uğramayacağım için Levye'ye şu anlık ihtiyacım yok. Levye'yi 1 kilo fazladan bırakabiliriz. Zaten mağarada Levye buluyoruz. Daha sonra buraya gelelim. Buraya mı gelelim? Buraya gelelim. Fazladan okunacak kitaplar var burada. Bunları buraya bırakabilirim. Baba, çok teşekkür ettim. Olsun. Tekrardan izlediysen eyvallah. Bu arada yayın tekrarı Twitch üzerinde de 220 falan izlenmiş galiba. Aynı oranda YouTube'dan da YouTube'a da buradan teşekkür ediyorum ayrıca o durumda. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten YouTube'daki kitlenin büyük bir kısmı da sizden oluşuyor. Hem 220 yayın tekrarından izlenip hem de YouTube'dan izlenmelerin böyle artması benim şevkimi arttırdı şahsen. YouTube'a da bütün bölümleri atmaya devam edeceğim. Günde 3 video da olsa atacağım. Belki biraz fazla olacak ama çoğu zaman. Merak etmeyin, YouTube'a bol bol bölümler gelecek. Barut kutusuna at. O hızlandırıcı sancak, onu kullanacağım. Onu kullanacağım. Bir şeyler yatarken yiyeceğim. Şimdi değil. Ağır çekici alacağım, bunları alacağım. Şu kitaplardan bazılarını okuyamayabilirim. O yüzden bunların bazılarını buraya bırakayım. Mesela bu zaten şey değil miydi ya? Pek başarımı. Bunu zaten at. Bunu sonra ben zevkini okuyorum. Onlar sonra zevkini okunan kitaplar. Mesela dışarıda ayakta kal mı, donmuş otacı mı? Tabii ki de dışarıda ayakta kal. Bir tane kitap alacağım yanıma. Onu bazen böyle fırtına mırtına boşluk olur sokacağım. Geri kalanları attım. Bunu yakacak olarak kullanacağım. 33 kiloya düştüm zaten. Kömür biraz fazla. Kömürün birazını bırakabilirim. Çünkü zaten madenlerden geçeceğim. Orada bir sürü bulacağım. Tarık, hoş geldin. Selamlar. Daha yeni başladım. Yetiştim. Merhaba. 6 kömür. 4 kömür yeterli. Tamam. Yakacak olarak kullanırız başta. Daha sonra astronotlarını alacağım. Bir yiyecek olarak lazım olacak bana. Derilerin birazını şöyle bırakabilirim. Bunları yapacağım. Tamam ya. 30 kilonun altına düşüyorum ben böyle. Çubuğum kaç tane var? Çubuğum yok. Ha. Çubuk da toplamam lazım. Onu hallederiz. Sorun değil. Bir board kutusunu zandırıcı gibi kaç defa kullanılabiliyor? Eskiden bug vardı da şu an 5 tane. Yani 500 gram 100 gram harcıyor. 5 defa kullanabiliyorsun. Daha önce hiç kullanmadım da. Eda, merhaba, hoş geldin. Selam var. Tipi, sen de hoş geldin. Tamam tipi, sen YouTube'dan devam et. YouTube'daki arkadaşlara buradan müjdeye vereyim. Bütün bölümler eksiksiz. Hani eksiksiz derken eskiden Deadman'de özet olarak atıyordum. Bunda bütün seri atacağım. Patır pütür. Bazen günde biraz fazla video olacak. O da sizin işinize gelir diye tahmin ediyorum. Bu arada şeyi söyleyenler de var. Video mesela 1,5 saat oluyor. Ama ne yapayım arkadaşlar, şimdi 4-5 saat yayın yapıyorum. Ben onu 15 parçaya bölersem YouTube'a günde 20 tane video atmam gerekecek. Hem kesintisiz istiyorsunuz hem de diyorsun video uzun falan. Yapacak bir şey yok. Video uzun olacak. Hızlanarak izleyebilirsin. 2x, 3x yapıp. Ben zaten yeterince hızlı konuşuyorum. Orada uçarsın. 2 tane boş konserve kutusu var üzerinde. Tamam. Bakayım hemen. İşte böyle geri bildirim. Babanks, teşekkür ederim. Bakayım var mı? Evet, var. Tamam, bu da gitti. Yolculuğa çıkacağız da hemen şöyle bir hızlıca. 15'i yeterken şimdi yerim. Zehirlenirsem reşim yok. Yok, şimdi yemeyeyim. Daha sonra yiyeyim onu. Hazır reşim yok.
Şöyle yapalım. Bu 24'ü de bu ikisini sonra yiyeceğim ya. Bu ikisini sonra yiyeceğim. Bunlar zaten benim yemlerim. Etler yemlerim, merak etmeyin. Bir günde 36 abone gelmiş. Evet, YouTube bayağı iyi, hızlı büyüyor arkadaşlar. YouTube'a gereken önemi veriyorum, merak etmeyin. Şöyle yemeye başlayalım. Şunu da yiyebilirim. Tamam, bunu da ye. Kesin dizi atacağım, merak etmeyin. Şimdi bundan da konserve kutusu verdi. O biraz şey olacak ya. Konserve açığıyla açtığımız için direkt kutuyu veriyor. Onu biraz şey yaparız. Şimdi şu şeyleri yapalım. Bayağıdır yapamıyordum bunları. 3 tane var. 45 dakika yap. Gentle Flicks. Aslında birinin pandanı çakmaz dedi. İyice siz de şeyini çıkardınız. Aslında şey olabilir. YouTube'a büyütmek istersen öyle yapıyor zaten yayıncılar. Hani yayın tekrarını aboneler özel yapıp şeyi de bölümleri de Netflix gibi Panda'nın yaptığı gibi atmak mantıklı. Çok mantıklı hareket ama ben şey yapmayayım ya, şu anlık kalsın. Onu sonra belki düşünürüz. Zaten siz izliyorsunuz mesela. Twitch tekrardan izleyen adam bile YouTube videosuna gelip en azından bir video bile olsa yorum yapıp beğeniyor. O çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden şu an hiç sıkıntım yok o konulardan. O konularda hiç sıkıntım yok. Üst başa bakalım hızlıca. Bunu bir onarsaydım ya. Tamam, bunu bir onarayım birazdan. Şapka, bir tane şapka bulursam zaten bunu atacağım ama neyse. Bunu onarırız. Yani ben zaten bakın hemen yayından sonra zaten elimden gelen en hızlı şekilde bir dahaki yayına yetişsin diye bütün videoları editleyip atacağım. YouTube'dan izlerseniz çok iyi olur. YouTube'dan izlemezseniz de buradan şu an mesela yayın tekrar izliyorsan da YouTube'a gelip böyle bir beğeni, yorum, bir tek tıklama bile yeter yani. Ben zaten beğeni yorum isteyen şey değilim. Hani böyle her videonun başlığında, her bölümün sonunda ya beğeni yorum yapıp diye sizi yormuyorum ama ara ara söylüyorum. Böyle siz de yapıyorsunuz. Teşekkür ederim tekrardan. Onaramadı, evet. Kumaşım kaç tane kaldı? 2 tane. Ceza denese karanlıktayken onaramıyor. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim bu çalışta bir de en büyük özelliklerimizden bir tanesi uyanıkken mesela şu an normalde kondisyonun artması lazım. Mütecavızı falan bu şekilde artıyor ama bende sadece uyurken arttığı için mesela uyumak daha avantajlı ama şu an zaman geçirmekte biraz zorunluyum. Çünkü sabaha edemeyeceğim bu şekilde. Mecburen şöyle az bir şey zaman geçireceğim. Bunları yemeye devam edelim. Solcuğum merhaba. Olsun. Sen YouTube'dan izlemeye devam et. Buradan da destek ver. Yeter senin desteğin. Teşekkür ederim. Herkesin abone olacak diye bir şey yok canım. Mesela centilmenlik seviyesi ünden puan yazıp bakabilirsin. Ücretsiz bir şekilde emoji de kazanabiliyorsun kanalında. İso merhaba, hoş geldin. Altı gün 17 saat. Kondisyonum biraz daha arttı. Biraz daha uyuyacağım ve hemen yola çıkacağım. Bu şey yok. O yüzden daha geçtiğinde falan oylanmaya hiç gerek yok. Şimdi 3 saat uyusam yorgun değilim. Ha, öyle bir sorun var. Onarım yapayım o zaman. Hala mı karanlık? Şu an aydınlık olması lazım. Çok az kaldı ya aydınlık olmasına. Ha. Yani birazcık. Abone nasıl oluyor? Banış nasıl? Doğru, bir de Twitch'i ben de keşfeden bir kitle var. O da çok hoşuma gidiyor. Tamam, size özel anlatırım bir ara. Yayın sonu ya da yayın başında hatırlatın Eda. Anlatayım. Abone nasıl olunuyor? Bağış nasıl atılıyor falan filan. Ama ünlem donate yazarsan veyahut da ünlem bağış yazarsan orada link var. O çok kolay. Abone olmak biraz daha şey. Birazcık daha ona göre zorlayıcı. Dragon hoş geldin.
Hastalık hala geçmedi bu arada bende. Yavaş yavaş artık. Şimdi bu havada çıkarsam 14 derece sıcaklık konusuyla birazcık zor. Benim yine kolera ihtiyacım doğacak bu arada ya. Evet. Şunu da ye. Şimdi çıkıyoruz. Buz şey hoş geldin. Sağ olun arkadaşlar. Eski seri YouTube'dan izledim. Deadman'i mi? Fırtına çıktı ya. YouTube'a bu seriyi kesintisiz atacağım. Bu seriyi gönül rahatlığıyla YouTube'dan izleyebilirsiniz ama sadece YouTube'dan da izlemeyin. Yayına da gelin. Destek atın. İyi olur. Yayın saatlerini zaten yazıyorum. YouTube'a mesela en son attığım videonun sonuna bugün yayın açacağımı yazdım. Onun da etkisi olmuştur büyük ihtimal. O fırtınada çıkılmaz dışarı. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Gündüz yemek yememem lazım. Kondisyon şeyim az, kalorim az. Balıt, merhaba, hoş geldin. Bir tane daha balığımız var da bizim. YouTube'da olmayanlar da buradan tekrar izleyeceğiz aynen. Zaten şu an izlenmelerin sayısının biraz daha fazla olması sizin desteğinizden kaynaklı olduğunu farkındayım ben arkadaşlar. Hani şey oluyor. Mesela canlı yayın tekrardan 200 kişi izlese de gelip YouTube'a beğeni yorum atıyor. Ben buraya niçin geldim diye soracaksınız. Kumaş. Biberde kumaş olacak. Böyle asılı bir şekilde kumaş. O kumaş parçası aşağıda mı yeri ya? Ben burayı... Ben bu üç katı lootlamadım mı? Aa. Artı lootunu eksik yapmışız. Geçen beynimiz yandı tabi. Uzun süredir yayın yapmayınca. İyi oldu tamam bak. Ben normalde kumaş almaya gelmiştim. Üç katı lootlamamışım. Hemen burayı da lootlayayım. Çok güzel challenge olmuş. Dengesi güzel. Bize göre güzel diyelim. Hoş geldin. Lootlamamışım. Unutmuşum ben. Unutmuşum lootlamayı. Say my name. Berkcan. Hoş geldin. Halılar var biliyorum ya. Onları biliyorum da. Ben onları lootladım zannettim. Bu arada sesim şey oluyor ya, ben sesimi mikrofondan kaynaklı olaraktan şeyden alışkanlık oldu, bağırmak alışkanlık oldu bende. Fırtına olmadan da bağırınca sesim biraz fazla çıkıyor. Bunu YouTube'a koyarken falan fark ettim. Birazcık daha şey yapmaya çalışacağım. Dengelemeye çalışacağım. Evi orada bıraktık ya, neyse. YouTube başladıktan sonra gelenlerin %90'ı yeni arkadaş. Tabii tabii çok yeni gelen var YouTube'dan. YouTube'dan gelen oldukça ben de YouTube'a daha fazla önem veriyorum. Zencefil bal. İkisi de var tamam deneyeyim. Daha doğrusu yapıyordum da şu an bir tatilden yeni döndüm. Tatil demeyeyim de izinden. Daha tam hayatımı rayına kurtamadım diyecektim. Kim geldi? Barış geldi. Barış hoş geldin. Barış 8. ayında. Barış sen yeni bilgisayar topladın. Sonra abone olsaydın ya. Barış da yayınlara başlamayı düşünüyor. Hoş geldin tekrardan. Teşekkürler Berkcan. Hoş geldin tekrardan. Aynen. Ünlem kıyamet yazıp bakabilirsiniz. Abonelik geldiği için galiba sana oradan hediye geldi. İsmet hoş geldin. Selamlar. Hiçbir şey de çıkmadı. Yani kartın loot'u şaşırtmadı bize. Deri ayakkabı çıktı. Onun da derisine ihtiyacım yok. O deriye uzun vadede şeyde ihtiyacın oluyor.
Möz çantasını onarmada ihtiyacın oluyor. Möz çantası çok zor yıprandığı için ona ihtiyacın olmuyor gibi bir şey yani. Ya benim 640 günlük mütecavızım var. O deriye yani toplasam böyle 3 defa falan ihtiyacım olmuştur. Yani yeni moz bulup yeni çanta bile yapabilirsin yani hiç deri olmazsa bile. O deri sadece uzun vadede senin şeyini sağlıyor işte. Amerikan geyiği çantasını onarımını sağlıyor. Çünkü botun falan şey olduğu için. Tamam, kumaş da şeyden alırız. Bomboş pilot. Bunlar da olacaktı ya kumaş. Alt katta mıydı biraz? Biz lotu çok üstün kör yapmışız Carter'da. Ama Carter'a da üstün körü loot yakışır bence ya. Çünkü vermiyor bir şey abi. Vermiyor bu. Bura vermiyor. Şu an olduğum harita gizemli göl. Carter barajındayım. Ha, huş emotisi yok. Evet. Huş emotisinin yerine şu geliyor. Yeni kupamız geliyor. Huş emotisi Better TV'de devam ediyor. Better TV kullanan varsa aranızda oradan kuş emotisini seviyorsanız Better TV'den devam edebilirsiniz. Better TV'de emote kullanmak ücretsiz. Oraya özel 4-5 şey emotim var. Onları kullanabilirsiniz de bu kumaşlar niye yok? Sonunda. 3 tane çekti zaten de çok arattırdı. Kablolara dikkat. Valla Bobex ya. Nasıl çarpıldım geçen. Liste gözükmüyor. Benim kanalı takip... Benim kanalımı... Dragon Billion'u ya Tarık. Ben şu an tam net bilgi veremeyeceğim sana o konuda. Bir şey yapman gerekiyor ama. Better TV'de emotu hakkım 10 tane daha var ama Better TV çok kullanılmadığı için oraya şey yapmıyorum. Yani şu an emotu atmıyorum. Biraz daha çok kullanan olsam. Ücretsiz zaten orası. Tarayıcını ekliyorsun. Oradan kullanıyorsun. Şimdi yola çıkacağız. Kahveyi de şeye taşıdık Umut. Kahveyi de Twitch'e geliyor kahve. Zorluk çok yerinde olmuş. Huş kapatılması güzel olmuş. Bence de sonradan düşününce mantıklı güzel oldu huşun kapatılması. Şu an bu challenge gerçekten bizi zorlayacak bir challenge. Güzel oldu ya. Ben de sevdim bunu. Hava birazdan yine fırtına çıkacak büyük ihtimalle. Daha yeni geçmesine rağmen. Bu modda havadan çok çekeceğiz. Zaten kurttan Deadman'la aynı seviyede hayvan sayısı. İkisi de çok fazla. Birkaç şey ayar var. Bunu bilerek almadım. Şimdi 30 kilonun altındayım. Ben çıkacağım yolculuğa. Yolculukta zaten ateş yakacağım mecburen. Kömürle ısınırım. Kömürü bir tık daha şu an mesela alabilirim. Isınmak için iki tane daha alayım zaten. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Çünkü kömürle ısınacağım giderken. En iyi olay kondisyonsuz yerinde düşük olması. Yine fırtına çıktı ya. Ya bu fırtına yüzüne benim kapalı alan korkum sayısı artacak. Benim bir an önce okya yapmam lazım. Bir an önce. Okya yapmam engel şu an hiçbir şey yok. Sadece huş, fidanı ve akçaağaç şey yapmam lazım. Atef merhaba hoş geldin. Ben gidiyorum ya. Mağaralarda ateş yakarım. Bu fırtına hep olacak zaten bu modda. Yapacak bir şey yok. Isı bonusu alırız kuş burnundan falan. Acele etmiyorum, acele etmiyorum da birazcık acele etmem lazım sadece. Yolumuz uzun. Ah kuş köyüm ah. İçim yanıyor, içim buraya gitme. En son halini biliyorsunuz değil mi? Deadman Challenge izlemeyen varsa YouTube'da videoları var serisi. Oradan izleyebilirler.
Bizim burada base'imiz de dedim ben de. Alamıyorum. Şunu da alacağım. Ateş tekleyeceğim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Büyüteç var mı acaba? Var, süper. Bana büyüteçli bir ateş yak. Bomboş kalmış mağaramız. Üzdü. Okey yaptıktan sonra ya bilmiyorum. Base'imi yine mağara yapmayı düşünüyorum da hangi mağara acaba? Burası güzel aslında. Tüm haritaların geçiş hani dört yol gibi düşünün burayı. Şöyle yapacağım bu arada. Şuraya yakacağım bu ateşi. Ah be. Şeyim yok. Yakıtım yok ki. Neyse. Tamam, bura olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten artı hissediyormuşum ya. Sıkıntı yok. Burada sıcaklık bonusu alıp gideceğim. Kuş fırınlarını biraz yapayım. Şimdi şuradan geyikten et alacağım. Artık demir testerem var. Yarımşar kilo alacağım. Unutmadan. Duvarların dili olsa gerçekten konuşsa yani. Da şurada ısınsın. Şimdi birazcık etten yiyeceğim, merak etmeyin. Huş çayı yapımı yok. Evet, huş çayı artık, huş çayı yok. Bakın. Huş çayı yok artık. Huş çayını kaldırdım bu challenge'da. Huş çayı falan yok. YouTube hoş geldin. Merhaba. Şimdi ısı bonusu bir tane daha yapmam lazım. Şu şey artık yemek yemeye başlayayım ama ya. Bir tane asrotu ye. Say my name. 14 dakika var. Say my name. Süper, merhaba, hoş geldin. Çok teşekkür ederim takibin için. 30 dakika. Ha, bu donmuş olduğu için bir saat sürüyor. Postu şimdilik kalsın o zaman ya. Bağırsanı birazdan alacağım. Yemek sürekli yiyemeyeceğim ya Barış. Yapacak bir şey yok ona. Mesela şu an bunu yiyeceğim ama sürekli yemek yiyemeyeceğim. Ama şu an yolculuktayız. Biraz yemem lazım. Etleri kısa yolda 3 ile atıyorum. 3 tuşu yeme olduğu için direkt yeme eti atıyorum. Ben de 3 rakamı hiç bozmadım onu. Şimdi günü, geceyi de şeye gideceğim. Hemen sahil haritasına geçmem lazım. O yüzden çok fazla oyalanmamaya çalışıyorum. Ama bu geyik postlarını alıp mağaraya koysaydım iyi olacaktı ya. Şöyle yapalım ya. Şunu bağırsan alayım ben de. Hazır hava da iyi. Bir tane daha bağırsak alacağım. Bunlar önemli.
Herkes demiş ki şimdi gidiyoruz şimdi. Direkt terk edilmiş speedrun yapacağım. Çok güzel. Bir tane daha kuş bunu yapsana bana ya. Sen de buraya gel. Rush yap. Bunu taşımayayım ya. En azından bağırsaklar falan kurtulmuş hazır olsun. Korku oyunu Yusuf bir düşünebilirim ya, şu an aklımda oyun yok. Görüşürüz Boris. Teşekkür ettim tekrardan abonelik için. Şunları bilerek yaptım. Bir tane daha rehi yap da. Bunları bir tanesini giderken içeceğim. Diğerini yemek olarak yiyeceğim. Bunlar yem olacak. 8 tane yem taşıyabiliyorum yanımda. 8. yemden sonra koku 2 olduğu için sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu postu da aldıktan sonra şu an hava mükemmel olduğu için bir şey olmaz herhalde. Hadi. Var. Kim geldi? Lecture. Lecture'dan ikinci ayı. Maşallah. Lecture hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Lecture'a gentleman geldi. O değil de bu. Çok iyi gülümseme. Lecture çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Merhaba. Bu eti de yiyeceğim çünkü etleri yemedikçe kurtlara kaptırıyorum yem olarak. Zaten yiyeyim. Şu an yem sayım da şey. Yaptığım bir spor var mı? Arada halı saha maçı falan yapıyorum ya. Öyle spor olarak sayılmaz. Spor salonunda da kaydım var. Şu anlık koşturmada olduğum için gidemedim. İnşallah ona da gideceğim bir ara. Fırtına geldim. Antiseptiği bırakacağım da ben onun yolunu yapıyorum şimdi. Bunları bir toplayayım. Şimdi hava fırtına çıkacak ama ben şu an ısı borusum da var. Depar atmadan gideyim. Konteynerde kalacağım gece. Isaac hoş geldin. Can hoşla dolmuyor. Can sadece uykuda minimum seviyede doluyor. Onun dışında da dolmuyor. Challenge'ı merak edenler ünlem kıyamet yazabilirler. Kuş fidan olması lazım bu arada burada. Onu unuttum ben. Yok mu burada fidan? Yok. Bak burada da fidan vermedi mesela. Aha vermiş. Pardon. Tamam, bir tane fidanımız da var. Süper. Bir tane bir tanedir. Mesela normalde burada daha fazla veriyordu. Fırtına geldi. Tekrardan söylüyorum. Bu challenge beni en çok yoracak hava değişkenliği olacak. Dışarıda zaman geçirdiğim süre zarfında ne kadar çok zaman geçirirsem eğer o kadar çok hava değişkenliği olacak. Tipi çıkma olasılığı maksimum seviyede. Yani bir an önce benim ok yay falan yapmam lazım. Diğer mağarada da herhalde ateş yakacağız ya. Ya da sıcaksa direkt uyurum. Oyun for Link'in hala bozuk. Ben Bamex'i unuttum ya. Şeydeki link doğru mu peki? Twitch panelindeki link doğru mu? O büyük ihtimal karakter yetmediği için öyle kaldı ya. Neyse diğerini de oradan vurdum.
Sadece sonunda iki harf eksik. Tamam. Onu halledeceğim. İnşallah. Unutuyorum her seferinde ya. Peki Twitch panelindeki bozuk mu? Twitch panelindeki var ya, o bozuk değil galiba, değil mi? Bu haritada ne alaka? Demek bak başka haritadan çıkabiliyormuş. Öğrenmiş olduk. Paneldeki link doğru, tamam. Tamam Bobanks, onu inşallah düzelteceğim yayından sonra. Böyle kupamdan içeyim. Ben soğuk kahveyi daha çok seviyorum ya. Soğuk kahve gerçekten daha güzel oluyor. Biraz daha hızlı. Geceyi burada kalamam çünkü mağara soğuk olacak. Sıcaklık konusu çok fazla değil ve ayı uyku tulumum yok. O yüzden. Tavşanları da böyle vurup buraya koysam iyi olacak aslında ama zamanım yok ya. Zamanım olsa şu an artı hissettiğim için uyuyabilirim aslında ya. Tavşan var mı bakayım, dur. Ama geceye fırtına çıkarsa ne olacak? Biraz zorlanacağız ya. Gece boyunca yakacağım, yakacak olmadığı için. Ki burada ha, tavşan. Bazen o kadar uzaktan vuruyorum ki koşup yetişemiyorum. Uçuruma gitti ya. Taş uçuruma gitti. Çok seveni 2. Biliyorum, tavşandan kaynaklı. Fark edilmişe gitmek şu an çok büyük mesele bence ya. Ama ben en güvenli yolu biliyorum. Şu an siz de bu yolu kullanın. Hep söylüyorum. Şu an kullanacağım yol en güvenli yol. Diyeceğim, kurt ısırıyormuş sonra. Şimdi şurada benim dinlenmem lazım. Dinlenmem lazım. Mecburiyetten. Kaç derece mağaranın içi, bir bakayım. 16 derece. Güzel ya, hava bozsa bile yetişirim şeye. Şöyle yapalım. Bu tavşanların ikisinin postunu 50 alsam 40 dakika. Limit etse de 1 saat. Ha, tavşanı alınca tamam. Tam sorun değil ya, onu hallederiz. Of. Başlıktan da iyi kondisyon gidiyor ya. Kondisyon düşümüz yüksek olduğu için. Mecburen yemek yiyeceğim ya. %2 kalmış, şuna bak. Köpek maması yiyeyim. 78'lik var. Beşi bir yerde ne oldu? Beşi bir yerde ya, almadım. Prince, o tuzakçı barakasının orada duruyor. Ben de beşi bir yerde deyince acaba dedim, neden bahsediyorsun? Beşi bir yerde duruyor. Şimdi şurada 2 saat uyusam. Öncelikle. Yok yok, oraya sonra gideceğim. Şimdi gidemem. Şu an benim amacım direkt terk edilmiş topraklar. Bağırsakları da alıp buraya koyup direkt gideceğim. Burada not almam, bunları not almama gerek yok. Çünkü ben buraya dönüp dönüp bakacağım. Mesela şunu dönüşte bir yerde yerim, burada kalsın. Şu an yiyemeyeceğim ben bunu.
Etleri de var. Etleri almak kısa zaten ya. Şunu 30 dakikada bir alayım. Hazır, havada iyiken. Var. Tamam, bağırsaklar da geldi. Bunlar burada kurusun. Bunları not almaya gerek yok dedik. Etlerini alsam iyi olacak ya. Bunları 5-5 alayım şöyle. Düğünden falan çıktık ya şimdi. 5'i bir yerde deyince kafam karıştı. Mamiya, merhaba, hoş geldin. Bilerek parça parça topluyorum. Hep söylüyorum. Pişirme seviyesini arttırmak için en az 500'er gram böyle almak mantıklı. Yine et yemem lazım ya. Ha şey yemem lazım. Şöyle yapalım. Şunu ye ya. Bunu ye. Revolver hoş geldin. Selamlar. Mami Alien. Ya Nick konusunda şey yapmayın. Zaten çok hızlı akıyor Dragon, sen de biliyorsun. Bir an aklıma ne gelirse onu söylüyorum ya. Çok şey yapmıyorum ben onu. Takıntısı olan varsa da kusura bakmasın yani. Çok biraz bazen random gelişiyor. Bunları pişirip yiyeceğim. Hem zaten şeyden geçeceğim için bana yem de lazım bol bol. Money. Gentleman de bakalım hatun, seni de özledik. Ben de kim attı bağış acaba diyecektim, benim ekranıma düşmedi. Hatun dediğine göre Babengs'tir. Babengs, teşekkür ederim. Şimdi şunu bırakacağım. Bırakmalı mıyım? Dur bakayım. 15 dakikada yapıyor. Daha sonra bırakacağım ya. Bilerek az yemek yiyorum ya. Bilerek az yemek yiyorum. Bunun gıda zehirlenme garantisi var ya. Bunu yemeyeceğim. Bu da burada dursun. Bunları pişirmemiz 5 olduğunda yeriz. Koku seviye hep 3. Benim de gitmem. Aslında geceyi burada geçirsek nasıl olur acaba ya? Hazır. Ben o riski alacağım şu anda. Neden? Çünkü üçüncüye kadar geceyi burada geçireceğim. Hem kapalı alan korkum da azalsın. Çünkü terk edilmiş topraklara gideceğim. Orada kapalı alan korkusu geliyor. Onu bak unutmuştum. İyi ki de hatırladık. Onu ertelemek için biraz burada uyumam lazım. En azından sabaha görürsek de ateş yakarız. Bunu da ye. Etler var, etler üzerinde. O yüzden böyle. Sen de astrotu ye. Tamam, şimdi o zaman şeyleri yapabilirim. Sonra şu orman askılarını yap. Normal orman aspası da biz buna. Çok güzel. Mağaranın içi sıcak şu anda. Şimdi o halde şunu bırakabilirim. Daha sonra taşırım onun yanından. Çok uzun uyuyam aslında, biraz riske atıp mesela 5 saat uyusam üşümem ya. Uyku parça parça olursa kondisyon da o kadar az veriyor. O yüzden biraz daha uzun uyumaya çalıştım. Güzel. Şu an süper. Başka yapacağım bir şey var mıydı? Benim yoktu galiba. Süper, tamam. Böyle yapalım. Bunun yakıtını ekleyeyim. Valla galiba 2 derece hissediyorum. 3,5 derece bonusum var. Sabah ayazıyla belki şey olur. 2 saat daha uyusam. İnşallah bir şey olmaz.
Olsun Ghost ya, hiç sorun değil. YouTube'a abone ol. Ünlem YouTube yazıp aranızda YouTube abone olmayan varsa oraya olsun. O da yeter. Evet, şu an yok ya, ben bunu atlatırım. Sıkıntı değil. Bir saat daha iyi olsun. Derler hoş geldin, merhaba. Tamam. Süper oldu. Bu gece yani burada geçirdiğim gerçekten güzel oldu. Kapalı alan korkusu için süper oldu. Şimdi 2 saat daha uyusan. Artık üşümezsin herhalde ya bu saatten sonra. Gece boyu üşümemişsin zaten. Yayın biraz daha uzun sürecek. Geceden sonra biraz sarkıtabilirim. Hadi gidelim. Şu an tam zamanı. Etleri de aslında şu an büyüteç varsa hemen pişirebilirim. İnşallah ki vardır. Daha iyi ayarlasam yani bu kadar denk gelmezdi. Et pişirip sıcaklık bonusu alıp gitmem lazım. Konteynere bile uğramayacağım şeydeki. Konteynere sonra uğrayacağım. Direkt kendimi girince balıkçı barakalarına oraya atacağım. Dereden doğru hem de şey toplayaraktan. Hasırı toplayaraktan. Aboneyim abone. %60 da tekte yaktı. Güzel. Süper oldu. Bir tane kömür hak ettin sen ya. Isı bonusu için şunları da ısıtayım hemen şöyle. Bir. Şunu da ısı bonusu alacağım. Bu da hazır olsun. My name geldi. Kim geldi? Delia. Merhaba, hoş geldin. Delia diye isim geldi. Tavşanlar pişmiş. Ye. Yem bırak birazını. Ye. Yolculuğa çıkacağız. 8 tane yem alacağım yanıma. Gemilerin sesini biraz şöyle düşüreyim. Tamam, yanlışlıkla, ay kesin yanlışlıkla ben kondisyon düşük yiyeceğim ya. Ben şu andan söylüyorum, yanlışlıkla kondisyon düşük et yiyip zehirleneceğim. Yani onu şimdiden söyleyeyim çünkü hep yapıyorum bunu. Bunu direkt ye ya, bu zaten parça pinçik bir şeymiş. Kuş burnum sıcak, güzel. Kaç tane item var benim şu anda? Yem olarak 3 burada var, 5. Zaten 8 tane varmış. Şunu bitir. %100 olanı. Tamam, bunların hepsi 8 tane et. Yem. Bunları ye. Bunlara gerek yok. Bunu da ye. Pişirme seviyem de artıyor. Sağdaki bar şeye dikkat edin. Yani bir yönden de onun için yaptık bunu. Suyum biraz az değil mi ya benim? Olacağım ev var mı? Sen bunu şuradan 1 litre su yap. Bunları da şey olarak kullanırız. Tutuşturucu. Yusuf hoş geldin. Yani çok geç kalmadın. En azından yolculuğun heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. On iki dakika. Bir tane daha çubuk lazım buraya. Kaç tane daha şöyle. İnce hesaplar bunlar. Hava şu an mükemmel. Direkt çıkmam lazım benim. Fırtına falan gelmeden. Tipi burada ya. Tipi burada. Aramızda. YouTube'dan görüp sadece yayını takip etmek için ve Twitch hesabı açtın. Buranın nasıl kullanıldığını hiç bilmiyorum. Ama selam herkese. Hoş geldin dostum. Çok sağ ol. Uğraştığın ve yayına geldiğin için. Senin gibi gelenler var. İnanın çok mutlu ediyorsunuz beni. Çok sağ olun. Hoş geldiniz.
Bir kokum, ha iki kokum var. Niye iki kokum var? Fazladan et mi yemedim ben az önce? Ha, şunu yemedim. Bunu da ye ya. Tok gideceğim. Sonra. Bunu iç sıcak sıcak. Çok güzel. Şunu tamamla. Tedavi işe yaramaz. Sorun değil. Kömür. Aslında meşaleyi şey yapacaktım da. Neyse. Üzerimde fazladan meşale varmış zaten. Hadi gidelim. Bundan daha iyi bir hava bulamam çünkü. Bonusumu da aldım. Misler gibi. Rüzgar çıktı. Yani hemen söndü. Evet. Buna alışacağız. Yani buna alışmamız lazım. Hava güzel dediğimiz anda suratımıza rüzgar çarpacak. Bu modun özelliği, kıyamet modu dediğimiz olay bu zaten. Buna sinirlenmemem lazım. Dedim ben de çok sinirleniyordum da. Buna alışmam lazım ya. Allah'tan ısı bonusum falan var. YouTube yorumları geliyor. YouTube yorumları ben neden anında kalpliyorum? Onu tahmin edebilirsiniz. Telefonuma direkt bildirim geliyor. Yorumlarınızı direkt görebiliyorum. Oradan hemen gördüğüm zaman kalbini atıyorum. Çok nadir kalp atmadığım yorumlar var. Onlar haricinde. Ölürken serisinden geliyorsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan. Bit kaçta? 3 her zaman verdiğim de işte 3800 küsür. Verebildiğim maksimumda. Fazladan konserve var yine üzerinde. Babanks teşekkürler ya Babanks. Bir tane daha varmış tamam. Konserveci Babanks. Ölüler uyurken gerçekten güzel reklam oldu ya bizim için. Bir tane daha şöyle bir tane daha şey yapsalar keşke. Gerçekten geçilmeyecek bir challenge yapsalar da o zaman bayağı bir reklam olur. Biz çünkü ölüler uyurken güncelleme geldi. İlk gün şey oynadık, haritayı ezberledik. İzci'de gittik, haritanın her yerine baktık. İkinci gün challenge'ı girip bitirdik yani. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü gün yani challenge'ı bitirmem 3 gün sürdü. Tekne bitirdik biz onu. Bizim için çok şey oldu ama mesela Panda gibi yayıncılar bitiremediği için millet bitireni merak edip yazdığı zaman benim videoyu görüyor. O video bayağı bir reklam oldu evet. Mesela sana sevgili değişik yolda gösteren adam. Evet. Küfürü falan çok sevmiyoruz o yüzden. Kuzgun şelalesi via diyor. Bir gün buradan çok hızlı geçiyorum. Bir gün buradan düşeceğim, öleceğim ve benimle dalga geçeceksiniz ya. Şu an artı bile hissediyorum çünkü rüzgarı kesti. Çok güzel, süper. Acele etmeme gerek yok o zaman. Şöyle yavaş yavaş. İlk seferin olmadığı belli. Efsome sen miydin o? İlk seferin olmadığı belli dediğinde mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum. Vicdan herhalde. Vicdan mı yaptın? Evet. İlk izleyen sen gibi düşünen çok kişi var aslında. İlk seferin olmadığı çok belli. Sen bunu oynamışsın falan yazan arkadaş Efsome şu an chat'teki. Videonun sonra da ama hakkını vermişsin. Sağ ol. Ya benim harita bilgim üst düzeyde yani. Şu anda ben onun ekmeğini yiyorum biraz. Harita bilgim iyi. Oynanış olarak elbette bir şeyler lazım ama harita bilgisi bu oyundaki yani ilk üçe yazarsın. Şimdi hasırı toplaya toplaya gideceğim. Çünkü burada bulacağım. Şuradaki unuttum ama neyse. Burada bir tane bile almayacağım hasırı benim terk edilmiş topraklarda ızdırap çekmeme sebep olacak. Orada çünkü bir şeylerle uğraşırken kalori lazım bana.
Ama seni hiç tanımıyordum. Evet, beni hiç tanımayanlar, yani ilk defa görenler şey üzülüyorum. Hani ön yargılı bir şekilde yaklaşıp da yorum yapanlara üzülüyorum ama sen gibilere de seviniyorum. Mesela sen de izleyip en azından daha sonra şey yapmışsın. Bakın, terk edilmiş topraklara gitmenin en güzel, en temiz, en risksiz yolu şudur. Ayı mağarası falan var ama atlatabilirsiniz, sorun değil. Ya umarım sorun değil. Biraz bir şeyler oluyor ama burada. Ben hep bu yolu kullanıyorum ilk günlerde. Alışkanlık ve ısı bonusu alıyorsunuz şurada. Göstereceğim yerde. Tavşan var ama çok uzak. Bu tamamen bala olur vursam. Olmadı. Burada bir tane ev var. Bu eve gideceğiz. İşaret fişeğini aldım. Anda üçüncü mazarı buldu. Gerçekten mi? İnşallah bitirir ya. Teşekkürler İsmet. Hoş geldin tekrardan. Şimdi buradan sonra olay başlıyor. Ben buradan sonra Tavşan Adası, Mizantrop, ondan sonra yıpranmış yoldan sonra artık iyice tehlike artıyor. Ben o rotayı kullanıyorum. Kanset garajına falan hiç girmeyin. Şu an böyle Okya yokken, ilk gidiyorken bu yol en güvenli yol. Yani benim bildiğim en güvenli yol. Devi'yi almadım. Yırtık. İstemiyorum. Kumaş alsam mı? 4 tane var. Biraz alabilirim. Şimdi şurada az da uyuyacağım. Kapalan kokusunu atlatacak mağaraya da kalamayacağım. Yıpranmış orada kalamayacağım çünkü kurtlar var. Artık açık alanda kalamayacağım için benim çok oyalanmadan gitmem lazım. Yani burada bir saat uyuyayım. Sorabilirsin. Instagram, ünlem sosyal yazabilirsiniz Instagram için. Yayın duyurularını oradan yapıyorum. Oradan en garanti oradan görüyorsunuz. Hepiniz sosyal medya kullanıyorsunuz zaten. En garanti şey oluyor. Instagram oluyor. Discord'a da gelebilirsiniz. Tabii Discord'da da farklı muhabbetler oluyor. Chrome hoş geldin. Merhaba. Levye'ye balina da ihtiyacım olacak. Bulurum. Madende var Levye ya. O yüzden almadım. Olsun Babex, fazla mal göz çıkarmaz. Güzel. Fırtına sonrası havayı en sevdiğim hava fırtına sonrası hava. Sisli hava. Burası ayının deresinin olduğu yer. Çok ulaşmamak lazım. Ayı altta ama şu an burada değil. Ne zaman ki şu geyiği toplarsanız ayı geliyor. O yüzden geyiği mümkün mertebe sonraki günlere bırakın. Ben şuradan hasır rotanı alıp gideyim. Bu rota bir de şeyden kritik. Say my name geldi. Kim geldi? Muzev merhaba, hoş geldin. Çok teşekkür ettim takibin için. Merhaba. Bu rotada bir de şey, aslında kalori topluyorsun. Terk edilmiş topraklar için. Hayvanlara az bulaşıyorsun. Kurt burada çok az görünüyor ki şurada iki tane gözükecek ama o da mecburi artık. Evet, ayı var. Solda arkada diye duydum ama sol tarafta duydum ayıyı. Şurada bir yerden geldi sesi. Ya oyunda ayı kolay atlatıldığı için sıkıntı olmuyor. Mamiya tekrardan hoş geldin. Çok teşekkür ettim takibin için. Şu an ayı saldırısı yemek istemiyorum. Ayının base'i şurası, sol taraf hemen.
Çocuğum kaç tane var benim? 4 artı 10 tane falan var, tamam sıkıntı değil. Hasrot'un tepesini almıyorum da. O kuş fidanı. Güzel. 2 tane. Aa bak, burada ilk defa görüyorum bunu. Ben daha önce burada kuş fidanı görmemiştim. Hatırlamıyorum yani gördüğümü. 2 tanesi alınmış ama olsun. Yine fırtına. Benim nick okumama dalga geçenler. Bak, hem oyun oynuyorum, hem chat'i okuyorum, hem chat'i hızlı akarken okumaya çalışıyorum. Yani mecburen bir şey o anlık uydurmam lazım çoğu zaman. Siz şey hak ediyorsunuz. Hiç chat takmayacak böyle. Yani arada bakacak chat'e. Okumayacak. Yayına odaklanacak. Yayıncı moduna geçeyim mi ben de? Şurada ya akça aç. Baksam mı acaba ya? Ya akça aç verecek ya uç verecek. Şurada bir tane bir spam veriyor da. Bakayım ya. Kesin akça aç buradan. Çıkabilirsem eğer. Burada genelde bir şey veriyor ama bakayım. Bu sefer verecek mi, vermeyecek mi? Tabi bunlar tamamen şu varsayıma dayalı oluyor ama bakalım. Normalde burada ya huş fidan oluyor. Bazen akçaat çıkıyor. Evet, akçaat varmış ama yok. Yani bu benim yapacağım bir şey değil. Bunu bazen bu oyunun random verdiği bir şey. Bu alınmış. Büyüteç varsa şu geyiği alırım, yoksa almam. Çünkü çok kurt var. Rüzgar çok. Büyüteç yok, tamam. Sonra alacağım o geyiği. YouTube'dan yorum yazarız, hemen bakıyor. Evet, YouTube'dan yazın ya, YouTube'a direkt görüyorum zaten. Ben şu an şeyim, hani nereden yazarsanız yazın, Instagram, YouTube. Sorunuz varsa uzun YouTube'dan sorarsanız daha iyi olur. Özelse Instagram'dan da yazın, sorun değil. Cevaplarım. Ya her şeyi okuyamıyorum elbette de. Genelde chat'te gitmeye çalışıyorum. Zaten bence öylesi daha zevkli ya. Kendi başıma oynuyor gibi oynasam ben izlerken zevk almam. O yüzden chat'i okumaya çalışıyorum. Taşım yok. Uzaktan bir ateş deneyecektim ama taşım yok. Şimdi bu tavşan benim hayatımı kurtaracak. Şöyle. Bu tavşanı ben buradan salacağım. Git oğlum oraya. Köprünün arkasında şey var çünkü. Kurt vardır. İyi denemeydi. Bir tane oraya kadar kaçtı. Güzel. Aferin. Demek ki orada kurt yok şu anda. Arabaya bir bakayım. Akü çıktı. Normalde akü şeyde falan çıkmıyordu değil mi? Zor çıkıyordu daha doğrusu. Deadman'de zor çıkmıştı. Hikaye modu falan oynamadığımız için o notların bir önemi yok. Deadman'de hatta akü bulamamıştım ya. Bak burada üstüne bir şey geldi mi? Hala yok. Güzel gidiyoruz. Sis var. Geceye kadar yıpranmış ola gitseydim ya. Ama gidemeyeceğim galiba. Mizantrop'a kadar gideyim. Mizantrop'ta uyuyayım, öyle devam edeyim.
Elimden geldiğince babam işte oğlum ya. Oyunda bir de şey var ya, mütecavızı da var. Bu bütün modlarda var galiba. Oyunun ilk günleri böyle, özellikle ilk günü haritana bağlı olarak çok kurtar şey olmuyor. Mesela her zaman kurt olan yerde bazen kurt olmayabiliyor ama bendeki o ayarlar aslında hep şey, en zor olanda. Neyse, Eminem geldi. Heroes merhaba, hoş geldin. Çok teşekkür ettim takibin için. Ne kadar çok takip oldu daha yayının başı sayılır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Akü kurşun topluyorsun. Kurşundan akü yapıyorsun. Witness merhaba. Selamlar. Kurşun oluyor. Mermi yapabiliyorsun ama bu modda işine yaramıyor çünkü silah yok. Bu güzel pusuydu. Güzel de pusun. Pusunu tebrik ediyorum, gel. Sana yem attım, kaçmam lazım. Yoksa yemi algılan... O bir tane daha var. Ya dilimi... O zaman şu alsın yemini. Al yemini. Sen aldın mı yemini? Tamam. Sen bana dönmezsin herhalde daha, değil mi? Güzel. Güzel kaçtım. İyi gittim. Yayınları YouTube'dan duyurmak. Evet, son... Yıpranmış. Bunu almayayım ya. Benimki daha iyi galiba. Son videonun sonuna yazmıştım. YouTube'dan yayın duyurmuştum. Şu an 1000 takipçi olmadığım için galiba. Kaç takipçi oluyor bilmiyorum ama... hikaye şeklinde bir şey paylaşamıyorum YouTube'da. Hani yayın duyurusu yapamıyorum. Ancak videonun sonuna yazıyorum işte. Şimdi geceye mizantropa gitmem lazım. Nereden baksan 2-3 saatim var. Ama kurtlar şu an en bol seviyede. Onları da atlatmak lazım. Şurada bir şey oluyordu. Evet. Şekerim nerede? Yok yok. Bu modda kapattım ben. Tüfek ve altı patlar yok. Silah yok yani. Bir bug sonucu bulmazsak. Bazen bug sonucu bulabiliyorsun. Sana da bele sarıyorum ya. İşte bu ya. Bu çok iyi oldu. Bu süper oldu. Ona ihtiyacım yoktu ama o da iyi oldu. Tavşan elbisesi yapasıya kadar bunu giyeceğim ben. Koruması %4 çünkü. Birazcık depardan kessin, sorun değil. Her şeyin bir artısı olduğu gibi eksisi de var. Bu oyunun şeyini seviyorum ben ya. Hani bazı şeyler çok gerçekli, dinamikli yani. Aa, çok saçma şeyler de var. Mesela şuradan dışarı göremiyoruz gibi. Böyle kurt gözükseydik, böyle baksaydık camdan dışarı da.